Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değerli bir konudan bahsedeceğim. Kendimin geçmişte tecrübe ettiği ticaret deneyimlerini ve aynı zamanda şu anda günümüzde ticaret yapmak ne kadar mantıklı, ticaret yapmaktansa biz paradan para mı kazanmalıyız, bu konuyu işleyeceğiz. Umarım harika bir içerik olur. Başlamadan önce lütfen destek olmak için abone olup beğenirseniz beni motive olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi günümüzde ticaret yapmak gerçekten çok zor. Çünkü vergisi, stopajı, kirası, eleman maliyetleri, masraflar, ürün maliyetleri, sermaye vesaire vesaire. Bunların hepsi büyük bir külfiyet oluşturuyor ticaret yapmak isteyen girişimciler için. Ben daha önce iki tane iş yeri kapatmış birisi olarak bir tanesini devrettim, diğerini kapattım. Sektör olarak da bir tanesi bayan giyim butik üzerineydi, bir tanesi de gözlük üzerine. Bu arada ben 12 yıldır optisyenim ve optik sektöründe çalışıyorum. Şu anda halihazırda gözlük mağazasında mağaza müdürü olarak çalışmaktayım. Satış ve pazarlama üzerine gerçekten çok ciddi tecrübelerim var. İstanbul'un en iyi lokasyonları Nişantaşı, Bağdat Caddesi, işte Kadıköy, Levent gibi nokta lokasyonlarda çalışıp çok büyük tecrübeler edindim ve bunları da sizlerle paylaşacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve bu güzel bilgilerden de sizlerle faydalanın istiyorum. Şimdi konumuzu açalım bakalım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi uzun zamandır yatırım fonlarıyla ilgileniyorum. Sizlere bu tarz konularla ilgili de içerikler üreterek bilgi paylaşıyorum. Şimdi paradan para kazanmak nasıl oluyor, bundan bahsedeceğim öncelikle. Bizler kendimizin elimizde var olan bir sermaye ile, bu hiç önemli değil, 10 bin olur, 20 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira olabilir. Ama şöyle yapacağız. Bunu kıyaslamak adına gerçekçi olmak gerekirse kendim bir örnek vereceğim. Bugün bir optik mağazası açmak için arkadaşlar minimum 1 milyon lira, optimum değerde 2 milyon lira, çok güzel bir kazanç elde etmek istiyorsanız da 5 milyon liraya ihtiyacımız var. Maalesef bu ciddi bir bütçe ama maalesef ihtiyacımız var. Şimdi şundan da bahsedeceğim. Mesela bir butik açmak istesek ürün maliyetleri ciddi seviyede artış gösterdi. Maliyeti ıvırı zıvırı neredeyse bir bakmışız 500 bin lira yine ihtiyacımız olmuş. Ben 500 bin lirayı bir ticarethaneye gömmek mi, işte müşteri gelecek mi, gelmeyecek mi, iş yapacak mıyım, yapmayacak mıyım, bu ay kirayı ben cebimden mi karşılayacağım gibi streslere uğramamak için benim kendi tercihim şu anda günümüzde şu: paradan para kazanarak ticaret yerine ben yatırımcı olmayı tercih ederim arkadaşlar. Bu gerçekten benim için çok önemli bir konu. Geçmişte ticareti kendi içerisinde bulunup da tecrübe etmiş birisi olarak size önerim şu olacak: yatırımcı olarak hiç suya sabuna dokunmadan aynı bu şekilde oturarak günde aşağı yukarı 100-200 tıkla beraber siz para kazanacaksınız ve gerçekten stres olmadan, işte işim olacak mı olmayacak mı stresine girmeden, hiçbir şeye karışmadan para kazanacaksınız. Bu nasıl mümkün? Şöyle mümkün. Yatırım fonlarını biliyorsunuz, bahsediyorum. Son videom 1000 izlenmeye geçti bir günde. Her izleyene, her emek verip de zamanını ayırıp da izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok önemli konulara değindim. 17 adet fonu inceledim. Şuraya bırakacağım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. Fonlarla arkadaşlar, bildiğiniz gibi portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonlar var. Örnek vereceğim. Gümüş fonu, Türkiye hisse senedi fonları, Amerikan petrol fonları, teknoloji fonları, Amerikan hisse senedi fonları ve Avrupa yabancı hisse senedi fonları. Bunlara yatırımlar yaparak sizler de aylık en az benim gördüğüm kendimin %10, en az %10 kazanıyorsunuz. Yani örnek vereceğim, siz 1 milyon liraya bir işletme açtınız. O 1 milyon liraya ayda siz fonlarla 100 bin lira kazanacakken aylık iş yerinden bazen 100 bin lira kazanamıyorsunuz. Hatta 100 bin lira kazanan birisi, 1 milyon lira bütçeyle, sermayeyle iş yerine giren birisi 100 bin lira kazandığı zaman çok mutlu olacak ve mutlu oluyor. Fakat siz zaten yatırım fonlarıyla %40 kazanan fonlar var arkadaşlar. %40, %30 ve %20 de mümkün. Fakat minimum değerde %10 kazanç elde etmeniz gerçekten çok uzak değil. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız sadece gümüş fonu alarak, gümüş yatırım önerisi değildir. Alt portföy GUM ve Yapı Kredi'nin de yine gümüş fonu var. YZG olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara bakın, inceleyin. Minimum ayda ortalama değerde %10 zaten kazanç vermiş. 6 ayda %60. Bunu bölün 6 aya, %10.
Son ayda hatta eksi verdi, sıfır getiri vermedi. Şu an tam bir alım noktasında. Tekrar söylüyorum, yatırım önerisi değildir. Bu şekilde arkadaşlar, siz bir işletme sahibi olmadan, girişimci olmadan yatırımcı olarak, yani alsat değil, yatırım koyuyorsunuz. Her ay 100 bin, 100 bin, 200, 200 gebe koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Yani sadece yatırım fonları mı? Tabii ki değil. Ben bunu kendimce risk seviyesi bazı kişiler tarafından fazla görülse de kendim bireysel anlamda hisse senedi almaktansa daha kolay ve daha risk seviyesi az buluyorum. Bundan dolayı da size yatırım önerisi olmadan bu şekilde kendi görüşümü bildirerek anlatmak istedim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için ve motive etmek için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.